Değerli izleyenler, kimliklerle seyahat. Evet, Azerbaycan ve Türkiye birleşiyor. İşte Türkiye'nin, özellikle Azerbaycan'ın karşılıklı ticaretini ve işsizliği ortadan kaldıracak ve Azerbaycan ekonomisine çeşitlilik katıp işsizliğin ilacı olacak bir gelişme. Artık Azerbaycan'daki gençlerimiz özellikle nüfus kağıtlarıyla Türkiye'ye gelip her türlü ticaret ve benzeri haklardan faydalanacaklar. Türkiye'de istedikleri gibi, seyahat ettikleri gibi gelişen şartlarla beraber iş kurabilecekler veya çalışabilecekler. Yani büyük bir nefes aldıracak kardeş ülkemize. Ayrıca Türkiye'deki ekonomik zenginlik, bu rahat gidip gelmek ve seyahat imkanı neticesinde Azerbaycan'ın her ücra köşesine imkan sağlayacak. Yani demem odur ki Türkiye'deki bir şirketle anlaşan ve vize sorunu olmayan bir Azerbaycan'daki kardeşimiz İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Balıkesir'de, Bursa'da istediği iş yerinde çalışabilecek. Örneğin Antalya'da turizm bölgesinde çalışmak isteyen bir Azerbaycanlı genç kardeşimiz yazın gelip kimlik kartıyla girerek oradaki işveren de bu seyahat ve vize imkanındaki kısıtlamasızlığı da görünce rahatça çalıştırabilecek. Türkiye bu imkanı niye sağladı? Azerbaycan niye sağladı? Hemen bu konuya da geçeyim isterseniz. Bakın, ekonomik savaş da var. Azerbaycan'ın o bölgede çevresi düşmanlarla sarılı olup sadece dost ve Türkiye ve Pakistan var. Bu kadar sıkışmış bir bölgede Türkiye'nin açtığı kanalla enerji imkanını ve satışını gerçekleştiren kardeş ülkemizin başka kanallara da ekonomisini güçlendirmesine yardımcı olmak ve Türkiye'nin de Azerbaycan'ın belli doğal kaynaklarını işlevli hale getirilip dünyanın dört bir yanına satışında elindeki teknolojiyi ve milli imkanları sunma imkanı da bizleri şimdiden sevindiriyor. Demem odur ki Karabağ almamız kadar bu yapılan anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlayalım. Hatırlayın, Nahçıvan'la Karabağ'ın birleşmesi konusu artık iyiden iyiye ortaya çıktı. Demiştim size, hatırlayın, Karabağ Savaşı devam ederken Çin gizliden gizliye Azerbaycan'ı destekliyor diye. Niye demiştim bunu? Çünkü Çin İpek Yolu için en doğal yolun o bölgeden gelerek Karabağ ve Nahçıvan'la Anadolu'dan Avrupa'ya gitmesi. Her karşılıklı yukarı ve aşağı güzergahlar çok büyük bir ne sağlıyor? Çin'e büyük bir yük sağlıyor. Ama yolu çok kısaltan, direkt karayolu ve tren yoluyla önemli bir girdi sağlayan bu proje artık hayata geçecek. Yani savaş tazminatından bahsetti bir nevi Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında. Ayrıca Dağlık Karabağ'daki iş burada bitmedi diyerek gereken lafını söyledi ve ayrıyeten dedi ki ekonomik anlamda da bunun karşılığını ve tazminatını alacağız diye çeşitli cepheleri itiraf etti. Yani bunu yapacağız dedi. Yani cevap verdi sorulara, değil mi? Evet, Türkiye kardeşini sahipsiz bırakır mı? Sayın Aliyev'in neşesi zaten her şeyi anlatmaya yeter. Ama şuna inanın, kapalı bir durumdan ülkeyi artık bu seyahat imkanının karşılıklı tanınmasıyla çok yeni bir döneme taşıyoruz. Artık Türkiye bu vizesiz geçişle ve özellikle kimlik kartlarıyla karşılıklı yapılan seyahatler neticesinde çok ama çok önemli kazanımlar gerçekleştirilecek. Sayın Aliyev'in bu konuda gerçekten yaptığı jest, Türkiye'nin de bu konuda gösterdiği jest çok önemli. Halklar için çok önemli. Bir kez daha ifade ediyorum. Lütfen beni can kulağıyla dinleyin. Artık çok kısa zaman içerisinde, belki bir ay içerisinde, belki 1,5 ay içerisinde bunun bilişim sistemi altyapısı oluşturularak artık bir kez daha söylüyorum. Gence'deki Azerbaycanlı bir kardeşimiz gelip Türkiye'deki kardeşiyle beraber çalışabilecek. Yani yazın gittiği gibi çalışabilecek veya bunu uzattırabilecek. Bu gibi imkanlar, bu kadar kolaylaşması, eldeki nüfus kağıdıyla böyle gezilebilmesi müthiş bir imkan. Bizler de mutlu oluyoruz işte. Askeri kazanımların böyle ekonomik ve siyasal kazanımlarla bütünleşmesi bizleri memnun ediyor. İki ülkenin birleşmesi, yani bir millet iki devlet düsturuna yakışan adım geç de olsa atıldı. Olsun, geç olsun güç olmasın diyelim. Ama bunun imkanını, bakın, bir kez daha ifade ediyorum. Azerbaycan'da çalışan kardeşimiz örneğin Antalya'da çalışacak. Antalya'da çalıştığı 3 ay boyunca elde ettiği dövizi ülkesine getirecek. Demem odur ki orada çalışırken başka iş kolları görecek. Yeteneği nispetinde yapabileceği bazı işleri de görecek veya bazı ürünler görecek. Bu ürünleri Bakü'ye veya Azerbaycan'a götürmek isteyecek. Orada satmak isteyecek. Yani burada iki ülkenin halklarının bütünleşmesi, özellikle Kafkasya'da
sıkıştırılmış ve iş imkanı çok daraltılmış olan kardeşlerimize ilaç gibi gelecek. Yani enerjiden gelen parayla değil, Azerbaycan'a girdi çıktı olarak yüksek bir şekilde iş gücüyle önemli bir ekonomik girdinin girip çıkması ülkedeki refahı arttıracak. Yani devlet işte şu enerjiyi satsın, bizlere şu maaşı versin, şu vergiden şu olsun olmayacak. Demem odur ki ekonomisi gelişen bir Azerbaycan artık çok daha farklı, çok daha güçlü bir yere konumlanacak. İşte bu kimlik kartıyla seyahatin en çok beni sevindiren ismi, evet en çok beni sevindiren kısmı şu. En çok sevindiren kısmı Azerbaycan'daki ekonomik durumun çok daha iyiye gelmesi, iki ülke halkının çok daha kaynaşması ve Türkiye'ye özellikle istediğimiz ölçüde Azerbaycanlı kardeşimizin gelerek ülkenin her türlü güzelliklerini görmesi. Türkiye'deki kardeşlerimizin de Azerbaycan'a giderek kardeşlerinin ülkesindeki tüm bu güzel coğrafyayı ve güzel yapıyı, güzel intizamı, kardeşlerin güzel yüreğini, sıcakkanlı ve misafirperverliğini görsün. İki ülkenin kaynaşması, inanın çok farklı ve güçlü bir ekonominin ve Azerbaycan'ın çok daha hızlı dünyayla entegrasyon ve batıdaki gelişmeleri Türkiye üzerinden çok daha hızlı okuyup Azerbaycan'a akışını sağlayacak. Gerçekten ekonomisi biraz daha dışarı açılmalıydı Azerbaycan'ın. İşte bu yolla bu sağlanacak. Türkiye'ye Avrupa Birliği ve diğer ülkeler ne kadar yaptırım uygulamaya çalışırsa çalışsınlar Türkiye'den vazgeçemiyorlar. Örneğin Türkiye'ye çok büyük bir araba devi yatırım için karar aldı bile. Özellikle çok büyük bir elektronik ev eşyalar devi firması, şirketi çoktan yatırım kararı aldı bile. Demem odur ki bu gibi imkanlar için Türkiye merkez konumunda. Özellikle Avrupa'ya yakınlığı, Asya'ya arasındaki köprü oluşu, kuzeye ve güneye olan yakınlığı, istikrarlı güçlü bir ordusunun olması ve güvenliğin en üst seviyede olan bir ülke olması, huzur ülkesi olması çok önemli. İşte iki ülkenin birleşmesi halklara olan artılarını ve güzelliklerini de bu yayında sizlere anlatmak istedim. İşte savaştaki başarılar ekonomik başarılarla taçlandırılmazsa gerçekten kalıcı olamazlar. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu sözü gerçekten burada, evet Türkiye'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü gerçekten burada tam güzel bir isabet oldu. Tam da bu duruma güzel bir örnek oldu. Demek istediğim şu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın birlikteliği ve bu birliktelikle beraber askeri gücün de en üst seviyede olması, iki ülkenin liderlerinin hoş ve mutlu bir şekilde ifadeleri bizlere zaten gereken o morali, o gücü veriyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye. Birliğimiz güç getirecek. İyi oldu. Azerbaycan'daki kardeşlerimiz nüfus kağıdıyla hızlı bir şekilde gelebilecek. Özellikle Nahçıvan Karabağ için hızlı bir adım var. Bu adım da olursa karayoluyla, trenle bile gelebilecekler. İşte birliktelik bu olsa gerek. İşte birlik ve beraberlik bu olsa gerek. Bir dahaki konuda görüşene kadar hoşça kalın. Sağlık ve esenlik içinde kalın. Mutluyuz. Zafer günü bugün. Mutluyuz. Şanlı ordumuzu, şanlı halkımızı ve liderlerimizi mutluluğunu gördük. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.